Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı Tuna Matbaacılık Yayınları, Canlıların Ortak Özellikleri, Soruları ve Cevapları, sayfa 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve 152 işleyeceğiz. Soru. Tespit ettiğimiz canlı ve cansız varlıklar nelerdir? Cevap. Canlı varlıklar ağaç ve insanlardır. Cansız ise okul binası, sandalye, direkler örnek olarak verilebilir. Soru. Canlıların cansızlardan farkı nedir? Cevap. Hayatta kalabilmek için beslenmesi, barınması ve solunum yapması gerekmektedir. Soru. Tablomuz ile arkadaşlarımızın tablolarının ortak yönleri nelerdir? Cevap. Canlıların ortak özellikleri hakkında ortak yönlerimiz vardır. İnceleyelim, yorumlayalım. Soru. Görselleri verilen oyuncaklar hareket edebilir. Peki bu oyuncaklar canlı mıdır? Neden? Cevap. Hayır, canlı değildir. Çünkü bu oyuncakların beslenme, solunum yapma gibi bir gereksinimleri yoktur. Soru. Çevremizde gözlemlediğimiz canlı ve cansız varlıklara örnekler verelim. Cevap. Çevremizde bulunan canlı varlıklar. 1. İnsan, 2. At, 3. Eşek, 4. Arı, 5. İnek, 6. Çiçek, 7. Sığır, 8. Ağaç, 7. Manda, 10. Böcek, 11. Balık, 12. Kuş, 13. Kurbağa, 14. Sinek, 15. Mantar, 16. Sarmaşık. Çevremizdeki cansız varlıklar. 1 taş, 2 masa, 3 odun, 4 sandalye, 5 yatak, 6 yastık, 7 tablet, 8 bilgisayar, 9 telefon, 10 televizyon, 11 kablo, 12 modem, 13 ayna, 14 vazo, 15 hava, 16 ateş, 17 su. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular varsa bize yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.